Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Hatırlayacaksınız, daha önce kendin yap bir alkol ocağını kola kutusundan yapmıştık. Bir de bunun hazır olanları var arkadaşlar piyasada. İşte bu bölümde hep birlikte Alox marka alkol ocağını inceleyeceğiz. Şimdi alkol ocaklarının kendilerine göre avantajları ve dezavantajları var. Bir bunlara bakalım önce. Avantajları neler? Kesinlikle bu ocaklar çevreci ocaklar arkadaşlar. Bir kere alıyorsunuz ve ömür boyu kullanıyorsunuz. Kartuşlu ocaklarda olduğu gibi doğada arkanızda çöp bırakmıyor. Bir diğer avantajı ise irtifadan etkilenmiyor. Kartuşlu ocaklar, dağcılar iyi bilir ki yüksek irtifada çalışmıyorlar. Ama bu ocaklarda böyle bir sorun yok. Dezavantajları neler? Kalorileri düşük olduğu için yemek pişirme süreleri uzamamaz adına kesinlikle rüzgardan etkilendiklerinden rüzgar kesici şu şekilde reflektörler kullanmanız gerekiyor ki bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Ayrıca yanınızda mutlaka bir alkol deposu olması gerekiyor. Bunlar yarım litre, bir litre ihtiyacınıza göre değişebiliyor. Ocağın özelliklerinden bahsetmek gerekirse arkadaşlar, ocağımız paketli haldeyken tamı tamına 150 gram geliyor. 90 milim yani 9 santim genişliğe sahip, 60 milim yani 6 santim de yüksekliğe sahip. Bu ne demek oluyor? Dar kaplarla kullanamıyorsunuz demek oluyor. Ancak bunun gibi geniş kaplarda bu ocağı kullanabileceğinizi size belirtiyor. Ha derseniz ki buralarına ben ekstralardan parça ataç tutturarak ben bunu dar kaplarda da kullanırım ki örnekleri var. Kullanabiliyorsunuz. Kaç parçadan oluşuyor? Neler çıkıyor? Gördüğünüz gibi şöyle bir çantası var. Kompakt olarak bu çantanın içinde taşıyorsunuz. Altında hafif bir malzemeden yapılma bir nihale. Ocağın kendi gövdesi ve kapağı var. Kapağı contalı olduğu için içinde bu ocağın alkolünü yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Yani günübirlik kısa turlarınızda ekstradan alkol deposu almanıza gerek kalmıyor. Tek kullanımlık olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de içinden şöyle acayip bir aparat çıkıyor. Ben bunu söndürme aparatı olarak biliyordum ama araştırdığımda aynı zamanda ocağın regülatörü, yani ocağın ateş şiddetini, alev şiddetini de ayarlayabilen, şöyle üstü açılıp kapanabilen bir regülatör olduğunu okudum. Ama tabii ben o şekilde hiç kullanmadım. Şimdi gelin bakalım 500 mililitre bir su koyalım ve bu ocak 500 mililitre suyu, ben deniz seviyesindeyim, İzmir'deyim, ne kadar sürede kaynatıyormuş hep birlikte bir görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ocağımızla yeterli sürede suyumuzu kaynatabiliyoruz. Fiyat bilgisine geçecek olursak, normalde vermiyordum ama 10 dolar gibi bir fiyata sahip bu ocak arkadaşlar ve AliExpress gibi sitelerden temin edebiliyorsunuz. Bu hafta benden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.